Bunda muhtemelen hem fikiriz. Ayrılıklar acımasızdır. Belki şu anda ilişkin yeni bitti ve onun taze acısını hissediyorsun. Etrafındaki herkes zaman her şeyin ilacıdır. Birisi gider, yenisi gelir gibi tavsiyeler veriyorlar. Mantıklı düşününce bunların doğru olduğunu biliyorsun. Ama duygusal olarak hiçbir faydası olmuyor. Öncelikle bırakamamamızın sebebi şu. İnsanlar olarak hepimizin paylaştığı bilişsel bir ön var. Kayıptan kaçınma yanılgısı. Bir şeyi kaybetmemek için verdiğimiz çaba, bir şeyi kazanmak için verdiğimiz çabadan daha fazla. Yani kayıpların acı miktarı, kazançların iyi hissiyat miktarı ağır basıyor. Toplamda 1 milyon TL'n olduğunu düşün ve biri sana şunu dese. Yazı tur atacaksın, kazanırsan 2 milyonun olacak, kaybedersen tüm paranı alacağım. Muhtemelen kabul etmezsin. Kullandığımız kelimeleri düşün. Benden ayrıldı. Kalbimi kırdı. Beni aldattı. Artık bitti. Beni terk etti. Bunların hepsi bir şeyi kaybetmeyi tarif ediyor. Bir diğer nokta sadece kötüden kurtulmayı seçemezsin. İyiden de kurtulman gerekiyor. Bir ilişki sona geldiğinde tüm o kavgalar ve negatifliklerden kurtulmayı dilemek güzel. Zaten istediğin de bu değil mi? Ama bu madalyonun bir yüzü. Diğer tarafında o kişiyle devam etmenin sana verdiği tüm zevki de bırakacaksın. Bu perspektifi de oturttuğumuza göre taktiklere geçelim. Şekeri bırakmak isteseydin ilk yapacağın şey ne olurdu? Evde olanları çöpe at ve yenisini alma. Aynı şekilde birini unutmak için de kendini ona maruz bırakmaman lazım. Şimdi sana duymak istemeyeceğin şeyleri söyleyeceğim ama işe yarıyor tüm fotoğrafları sil, tüm konuşmaları sil ve takipten çık. Eğer bunu yapmanın çok zor ve hatta acımasızca olacağını düşünüyorsan tüm her şeyi bir USB veya hafıza kartına aktar. Ve o fiziksel şey dışında hiçbir yerde olmasın. Sonra da günlük hayatında açıp bakmayacağın bir yerde tut. İkinci olarak hani bir şey kaybetmek kazanmaktan daha çok akılda kalır demiştik ya. Güllü geçmişe bakış diye bir olay var. Yani eskiye dönüp baktığımızda sadece o güzel anları hatırlamak. Sıkıldığımız, sinirlendiğimiz ve hayattan bezdiğimiz anlar pek aklımıza gelmez. Bu şimdi biraz beylik düzü psikoloğu tavsiyesi gibi gelecek ama bir kağıda, telefonuna veya bilgisayara artılar ve eksiler tablosu çiz. Artılara o kişiden öğrendiklerini yaz. Pozitif şeyleri ve onda beğendiklerini. Ama burada vanity tipler gibi fazla detaya girip onun gibi başkasını bulamam, hayatımın aşkıydı falan yazma. Genel olarak onda beğendiğin ilişki dinamiklerini yaz geç. Diğer tarafta da seni gerçekten çileden çıkartan ve hoşlanmadığın özelliklerini yaz. Küçük büyük fark etmez. Bunları yapmak, geçmişe dönüp baktığında kullandığın o pembe filtreyi gözünün önünden alacak ve daha gerçekçi olacaksın. Üçüncü ve en önemli adım kendini yeniden inşa et. Eğer kullanmasını bilirsen ayrılıklar senin için bir atılım olabilir. Kendi hayatıma baktığımda beni en çok dönüştüren, en çok büyümemi sağlayan şeyler her zaman büyük geçişlerden sonra oldu. İşten çıkma, ayrılıklar, seyahatler, aldığım riskler daha iyisi için hayatımda yer açmamı sağladı. Şu anda kötü hissetsem bile sonradan minnettar olacağım bir şey yaşıyor olabilirsin. İlerlemek ve gelişmek için biraz acı gerekiyor. Hani cin meme'leri var ya biri sevgilisinden ayrılıyor ve kendini tamamen spora adayıp efsane bir fizik yapıyor. Bu bir bakıma doğru. Tabi illa spor değil. Herhangi bir alana bu enerjini yön. Kimisi sevgilisinden ayrılıp tam bir boy oluyor. Önüne geleni sikiyor. Kimisi para kazanmaya odaklanıyor. Bazıları da dediğim gibi spora fokus oluyor. Bazıları da hepsini birden yapıyor. Ama kendini yeniden inşa etme sebebin o kişiyi tekrar kazanmak olmasın. Bunu kendin için yap. İstediğin şey olabileceğini sadece kendine kanıtla. Video bu kadardı. Katıla bir göz atmanı tavsiye ederim. Seviliyorsun. Hoşçakal.